Şehir içinden Toki'ye bisikletlerle yine başka bir güzergahla gidiyoruz. Belki de en zorlandığımız, uğrayacağımız bir yer yoksa tercih etmediğimiz bir güzergah burası. Arabalar için de, yayalar için de, iki tekerler için de çok zorlu yollar. Rampa yukarı olmasının yanında bir araçla karşılaşırsak bize geçmeye yol kalmıyor, adeta kendimize yol aça aça ilerliyoruz. Bu civarda bütün yol birleşimlerinde keşmekeş mevcut. Çok dikkat etmek lazım. Ara sokaklarda kıvrıla kıvrıla güzergahımıza devam ediyoruz. Arabanızı fark edebilmek için şanslı olmanız lazım buralarda. Buraların avantajı her yere yakın olması. Ama artık hastanede, okullarda, şehir dışında. Çocuklar bu sokaklarda nasıl oynar? Biz büyüklerin onlara yaptığı büyük bir haksızlık bu. Nali Camii'ne vardık. Burası ara sokak olmasına rağmen Atatürk Caddesi gibi önemli bir ana caddenin paraleli olması dolayısıyla çok yoğun olabiliyor. Üstelik çok geniş değil. Araçlarla karşılaşırsak zorlanıyoruz. İşte Bandırma'nın en zor kontrolsüz kavşaklarından Vatan Bilgisayar arkasına geldik. Buradan karşıya dereden seke seke geçer gibi özenli olmak zorundayız. İhmale gelmez. Buralar yeni Bandırma mevkileri. Kendi aramızda buraların eski hallerini anlatıyoruz. Boş yerler göreceksiniz, hızla yapılaşacak. Bu yollar şimdi bile yoğunluğu kaldırmıyor. İleride kim bilir nasıl olacak. Burası en tehlikeli çatal yollardan bir tanesi. Burada çok dikkat ediyoruz. Yani buralarda bir ferahlık var. O da binaların çok yüksek olmamasından kaynaklı. Ama yol görüyorsunuz dar ve arabalara burada da garaj yok. NATO Caddesi'ne geldik. Bu yol gitgide keşmekeş bir hal aldı. Hele Cuma Pazarı girişi çok karışık. Rüzgar da bugün çok zorluyor. Yüzüncü yıl Cuma Pazarı. Yol geniş ama bir düzensizlik hissediyor insan. Sanki bir şeyler eksik. Arsası olanların kafalarına göre evler yaptığı bölgeler buralar. Yönetimce bir organizasyonun olmadığını görüyoruz. Kayacağa yaklaştık artık. Bu mevkide tarlalar var. Toki tepede bizi bekliyor. Sağ tarafta ileride görülen yeşil bölge Kayacık Mezarlığı. Yolumuzun sonuna gelirken şehirleşme adına hem biz vatandaşların
hem de yönetimlerin üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü müşahede ediyoruz.